Evet. Evet, başkanım çok Allah razı olsun, sağ olun. Sokak yolları, Hitit Caddesi yolunu. Hitit Caddesi mi burası? Cadde de güzelmiş ha. Evet, Hitit Caddesi olduğu için o da bir anlamlı güzel ismi, oldu. Hitit Caddesi'ni. Asfalt döküyor Çorum Belediye'miz. 1000 ton civarında asfalt dökecek. 1300 ton da BTV, alt malzeme. Temel malzemesini de döktü. Ben bu Çorum Belediye'mize, belediye başkanımıza, ekibine, tüm belediye başkan yardımcılarımıza, meclisine, hepsine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Her şey Çorum için diyorum. Sağ olsun başkanım. Teşekkür evet, ediyorum. Mesut Başkan, teşekkür ediyoruz biz de. Bizi güzel ağırladınız. Tabii Çorum Belediyesi olarak, Çorum bir bütün olarak düşünüyoruz. Çorum büyük şehir değil. İlçelerle ilgili bir hizmet ilişkimiz yok aslında. Evet. Ama arzu ettik ki madem Çorum'da tonlarca, on tonlarca asfalt döküyoruz. İlçelerimizde de zaruri dökülmesi gereken yerler mutlaka oluyor. Ve burada da bütün ilçelerimize de hiç değilse Çorum Belediye'mizin bir hediyesi armağan olarak 1000 ton asfalt dökelim istedik. Ve meclisimizden geçtiğimiz yıl içerisinde geçirdik. Ve şu ana kadar da 6-7 ilçemizi tamamladık. Bunlar içerisinde parti de gözetmiyoruz. Tabii biz Boğazkale'de Cumhur İttifakı'yız. Evet. Ve Cumhur İttifakı 2023'e el ele gönül gönül emin adımlarla yürüyor. Cumhurbaşkanımızı da seçtireceğiz hep beraber inşallah. Ve Cumhur İttifakı'nın zaferiyle 2023 seçimleri neticelenecek. Buna yürekte inanıyoruz. Ama sadece Cumhur İttifakı, sadece AK Parti, MHP değil, hangi partiden olursa olsun bütün ilçelerimize bu hizmeti yapıyoruz. Mesela bizim ilk döktüğümüz belediyelerden bir tanesi Meclisözü Belediyesi'ydi. Ve Meclisözü CHP Belediyesi. Evet, CHP. Ve muhtemelen bizim yerimizde başka bir olsa, tersi olsa Allah korusun, böyle bir hizmeti yapacaklarını hiç düşünmüyorum. Ama bizim yaklaşımımız böyle değil. Hak ve adalet ölçümüz bizim kesin ve kati bir ölçümüz. Bu anlamda da bütün ilçelerimize biner ton asfalt döküyoruz. Nitekim Meclisözü'ye döktük. Meclisözü'ne. Dodurga'ya, Oğuzlar'a, Alaca'ya, Ortaköy'e döktük. Kargı'ya kilit taşı verdik karşılığında. Ve bu sezonda ilçe olarak ilk kez sözümüz de vardı zaten Boğazkale'den başlayacağız demiştik. Ve ilk ilçe çalışmalarımızı Boğazkale'den başlattık. İnşallah bugün birkaç gündür burada arkadaşlarımız altyapı ile ilgili çalışmalarını tamamladı. Şimdi de Hitit Caddesi'ne 1000 ton asfaltımızı döküyoruz. Asfaltla caddemizi buluşturuyoruz. Boğazkale'den sonra da Osmancık inşallah sırada var. Bayat sırada var. Ve Açdavul beldemize de biz kilit taşı desteği vereceğiz. Böylece bu yılda 4-5 tane ilçe ve beldemizin verdiğimiz taahhüdü, verdiğimiz sözü yerine getirmiş olacağız. Tabi bu sözü verdiğimiz zaman bunun maliyeti 300 bin lira civarındaydı. 1000 ton asfaltın. Şu an yaklaşık 1 milyon lira civarında ama bizim için söz senettir. Madem bu sözü verdik, bu sözü maliyetine bakmadan yerine getirmemiz gerekir. Ve şu an buraya yapmış olduğumuz destek 1 milyon civarında bir destek. Boğazkale bunu hak ediyor. Boğazkale hemşehrilerimiz biz seviyoruz, başkanımızı seviyoruz. Yine AK Parti teşkilatlarımız burada. Hüseyin Başkanım böyle gel istersen. Biz el ele, gönül gönüle bu desteği Boğazkale'mize veriyoruz. Buradaki uyum, teşkilatlarımız arasındaki uyum, belediyemizdeki uyum da bizi memnun ediyor. Boğazkale her zaman Cumhur İttifakı'na destek verdi. İnşallah bundan sonra da Cumhur İttifakı'na destek vermeye de devam edecek. Buna da biz yürekten inanıyoruz. Asfaltımız hayırlı uğurlu olsun. Son derece güzel profesyonel ekiplerimizle burada asfaltımızı döküyoruz. Tabii bir söz var. Bir payitaht her zaman payitahttır diye. Bir başkent her zaman başkenttir diye bir söz var. Ve Boğazkale, Hatuşa'da başkenttir. Bir imparatorluk başkentidir hem de. Ve bir imparatorluk başkentine böyle bir hizmet bize lütfettiği için Allah'a hamd ediyorum. Bu imkanı, fırsatı verdiğinde Allah'a şükrediyorum. Tabii önümüzde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Bu hizmetleri biz tek başımıza da yapmıyoruz. Hedef koyan, önümüzde hizmetkar olma bilincini bize aşılayan ve bu millete hizmet etmenin en büyük payı olduğunu bize anlatan liderimiz Recep Tayyip Erdoğan. Onun vizyonuyla biz bunları yapıyoruz. Ve inşallah Recep Tayyip Erdoğan da Boğazkale'de mitinge de çok büyük destek verdi. Ben teşkilatlarımıza, Cumhur İttifakımıza teşekkür ediyorum. Cumartesi gün Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle 50 bin katılımlı mitingimize Boğazkale'de nüfusuna oranlı olarak en büyük desteklerinden bir tanesini verdi. Boğazkale'ye bu anlamda da biz teşekkür ediyoruz. Asfaltımız hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Bundan sonra da hizmetlerimiz her zaman devam edecektir. Yapabileceğimiz ne varsa bundan sonraki süreçte de biz her zaman ilçelerimizin yanındayız, Boğazkale'mizin yanındayız. Rabbim çalışmalarınıza başarılar diliyorum. Rabbim
yar ve yardımcınız olsun. Asfaltımız da hayırlı olsun. Allah razı olsun. İsterseniz başkanım, Hüseyin başkanım da bir şeyler söylesin. AK Parti ilçe başkanı olarak. Başkanım, Allah razı olsun. Çok güzel bir hizmet yaptınız. Gerçekten çok memnunuz sizden. Biz de sizden memnunuz. Peki, o zaman başlatalım şeyi. Devam edelim. Evet. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun başkanım. Sağ olun. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Hizmetlerine de sağ olun.